Burada x'in 0 ile 3 arasındaki değerleri için logaritma 3x, 3'ten büyük ve 3'e eşit değerleri için de 4 eksi x çarpı logaritma 9 olarak tanımlanmış gx fonksiyonu var. Ve gx'in bu tanımını kullanarak x 3'e yaklaşırken gx'in limitini bulmamız isteniyor bize verilen 3 değerinin bu iki parça arasındaki sınır değeri olduğunun altını çizmek istiyorum. x, 0'dan büyük ama 3'ten küçükken birinci kısmı ya da tanımı, 3'e eşit ve 3'ten büyük olduğunda da ikinci kısmı kullanmamız gerekiyor. Limiti bulmak için 3 değerine soldan yaklaştığımız durumu, yani bu tanımı, bir de sağdan yaklaştığımız durumu, yani bu tanımı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Eğer iki değerlendirme içinde bir limit bulabilirsek ve eğer eğer bu limitler birbirine eşit olursa, g x'in o noktadaki limitini de bulmuş olacağız. E hadi o zaman. Önce 3'e soldan yaklaştığımız duruma bakalım x 3'e 3'ten küçük değerler ile yaklaşırken gx'in limiti x 3'e soldan yani 3'ten küçük değerler ile yaklaşırken gx'in bu tanımı geçerli olduğu için logaritma 3x'in limitini değerlendirmekle aynı şeydir. Bu fonksiyon bizi ilgilendiren aralıkta sıfırdan büyük tüm x'ler için tanımlı ve sürekli olduğu için x'in yerine 3 koyarak fonksiyonun değerinin neye yaklaşacağını bulabiliriz ve bu da logaritma 3 çarpı 3 yani logaritma 9'a eşittir. Logaritma gösteriminde tabanın ne olduğu verilmemişse bunun 10 tabanında olduğunu varsayıyorduk değil mi? Hemen not ediyorum. Zaman zaman gözden kaçabilir ama böyle olduğunu bilmekte fayda var. Bu kısmı hallettiğimize göre gelin bir de 3'e sağdan yaklaştığımızda ne olduğuna göz atalım. 3'e sağ taraftan yaklaşırken x'in 3'ten büyük değerlerini kullanacağımız için bunu g(x)'in ikinci tanımının yani x 3'e sağ taraftan yaklaşırken ki limiti olarak değerlendireceğiz. 4 eksi x çarpı logaritma 9. Bu ilk bakışta logaritmik bir ifade olarak görünse de logaritma 9 aslında sabit ve değeri 1'e yakın olan bir sayıdır ve bu ifade bir doğruyu tanımlar. Evet, x'in 3'ten büyük değerleri için ilk bakışta göze karmaşık gelen bu ifade aslında bir doğrudan başka bir şey değil. Bu ifade tüm reel sayı sayılar için tanımlı ve vereceğiniz değerler için de sürekli olduğundan x 3'e yaklaşırken bu ifadenin hangi değere yaklaşacağını bulmak için x yerine 3'ü koyabiliriz. 4 eksi 3 çarpı logaritma 9. Burası 1 olduğu için bu logaritma 10 tabanında 9'a eşittir ve sağ limit sol limite eşit çıktı. O halde gx'in bu noktadaki limiti logaritma 9'dur. İşte bu kadar.